Bir de zor bir final bölümü oldu. Evet. Sağlığın da sarsıldı gitti geldi. Ne oldu? Ya aslında sağlıksız için bir problemim yoktu. Hasta değildim, bir soğuk algınlığım hiçbir şeyim yoktu. Sadece yoğun bir tempo, 7 ay emek. Emeğinde kararının verildiği nokta orası. Aha. O sebeple böyle bir de puanlama benden başlayınca sonra her şey dedi ki senden başlayacağız Tahsin puan vermeye. Orada ben anladım. Az çok 7 aydır yarıştığımız Neyi için. Neyi anladın? Hani, i̇kinci olacağımı. Öyle mi? O anlayınca o da bir baskı. Ama daha yarışmadan yemekleri tatmadan nasıl anladın peki? Yok yok, yok yemek yok. yapılmıştı. Karar Aha. anıydı. Artık Aha. orada şampiyon açıklanacaktı. Ben o ara hafif bir rahatsızlık geçirdim. Hı -hı. E, o da işte kendimi sıktım. Dedim ki hani bir kadın şampiyon olacak. Bu önemli bir detay. Aha. Ve 7 ayın emeğinin meyvesi. Ve ben şeylere çok laf ederdim. Böyle yarışmada yarışırlardı sonra ertesi gün serumlu story atarlardı hı. falan böyle hani ben hasta olduğum için sen kaybettin algısı vardı yarışmada birkaç kere yapılan. Hı hı. Bundan çok rahatsız olduğum için aman bu ön plana geçmesin diye kendimi çok sıktım. Hı hı. Hani dedim ki kadının şampiyonluğu var ortada bunu kutlamamız gerekiyor çok keyifli bir an olması gerekiyor diye diye sıktım sıktım ışıklar karardı. Sonra hala sıkıyorum o arada böyle artık vücudum el vermedi yani hani böyle bir sendeleyince Mehmet fark etti zaten. Sonra Esra abla sağ olsun tuttu beni. Kurgu bu. değildi yani değil mi? Kurgu olabilecek bir ihtimali yok. Yani bana milyonları verseniz onu yapamam yani. Hani yapılacak bir durum değil. Gerçekten kendimi sıktığım yerde yani çok sıktım. Hmm. Bir de ister istemez de koyuyor insana. Yani hani 7 ay emek veriyorsunuz. Çaba sarf ediyorsunuz. Gününüze gün katarak yemek yapıyorsunuz. Sürekli farklı bir şey öğretiyorsunuz. Gün sonunda ikinci olacaksınız. Üçüncülük, dördüncülük, beşincilik insanı bu kadar üzen bir şey değil Üçüncü olduğum için söylüyorum bunu. Sen çok tartışmalı bir karaktersin. Evet. Yani bu yarışmanın içinde en çok üzerinde konuşulan insansın. Çünkü çok yakın bir arkadaşım var. Dedi ki ya Masterchef bitti. Tahsin'i bir davet etsene, konuk etsene. Dedim ki çok iyi ederim. fikir. Sonra Masterchef izleyicisi başka çok yakın bir tanıdığım var. Dedim ki böyle gözlerim ışıldayarak Tahsin geliyor programa. Ay nereden buldun onu? dedi bana. Mesela. Yani tam <laughs> olarak böyle. <laughs> Niye böyle oldu? Ya şimdi şey, tam bu noktada bence doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Bir insanı seven kadar sevmeyen varsa en doğru yol bu. Çünkü bir insanı kimse herkes sevemez ki. Yani hani ben bunu ömrü hayatım önce hiç görmedim. Zaten seviyorsa da herkes bir insanı bir problem vardır demektir orada. Ha bunu bunun altına sığınarak da beni sevmediler kötü özelliklerim var bunu düzeltmeyeyim gibi bir yerden de söylemiyorum eleştirildiğim çoğu noktada insanlardan çok daha fazla eleştirdim kendimi. Sivri dilli olduğun için mi acaba? Evet susmuyorum ya. Öyle bir kötü bir huyum var. Kafam kopsun susma. Yani orada onu diyeceksem eviririm, çeviririm o lafı bir şekilde söylerim. Nezaketli olmayı yalakalık olarak algılayan bir toplumda yaşadığımız için insanlara hani %50 nezaketli yaklaştığım sürece çok okeyim. Ya tabii ki de daha fazlasını söylemek istediğim zamanlar olmadı mı? Oldu. Bunu filtreledim mi? Evet. Ama yine söylemek istediğimden hiçbir zaman yüksünmeden söylüyorum. Bu, bu arada sadece yarışmacılara da değil. Şeflere, çevreme, aileme, herkese karşı böyleyim. Hani insanlar beni zannediyor ki ben orada şey yapıyorum. Hayır yani Tahsin böyle bir karakter. Sana o yüzden mi Lazrail diyorlar? Evet Lazrail diyorlar. Şükrü takmıştır o bana. Başka ne diyorlar? <laughs> limoncu diyorlar çok. E, limoncu. O, o da limon olayım var bir tane Biliyorum. bu süre bittikten sonra limon koymuştum. Çok mu hırslısın? Evet ya hırslıyım. Böyle birazcık kuralları zorlayacak kadar esnetecek kadar hırslı mısın limon örneğinde olduğu gibi? Şöyle o yarışmada bir başkasının kaderini kötü anlamda etkileyeceğini düşünsem hayatta yapacak bir insan değilim. Yani şöyle anlatayım o limonu koyduğum gün ben zaten potaya gitmeyecektim. Yani şöyle tabağım geçmişti. Takıma sayı kazandırmıştım. Tabağı kaybeden insanlar vardı. Genellikle de yarışmada öyle olurdu. Cemre hariç bunu kimse yapmadı zaten. Hani tabağı kazanan kişi oylamada oy çıkmazdı o kişiye. Hı hı. E, böyle olunca da ben onun rahatlığı vardı zaten ben o yarışmayı yaparken. Ha ben tabağım kaybetmiş olsaydı ve o gün potaya gitme ihtimalim olsaydı onu zaten yapamazdım söylerdim. Ama işte şöyle de bir durum var. Şimdi yarışıyorsunuz. Yarışmanın otomatik olarak 3-2-1. Hop bir stres ve hırsa giriyorsunuz. Sonra sonuç açıklanacak. O kısımda da o gün yanlış hatırlamıyorsam dördüncü dokunulmazlığı ilk alan ben olacaktım. Öyle olunca da e bir de onun vermiş olduğu bir egosal bir kısım var. E nefis diye bir şey var. E uydum şeytana. E ne diyeyim yani hani hiç mi hata yapmadı kimse ömrü hayatı boyunca? Yani bunu 24 tane kamera kaydı aldığı için mi bu kadar suçlu oldum ben? Herkes bir şeyler yapıyor. E buna da sığınamazsın belki. Ama yine bir noktada yine özür diliyorum. Her konu açıldığında özür diliyorum ama yine özür dileyim. yapmamam gerekiyor. Yani bu eğri eğri doğruya doğru. Hmm. Ya bunu kullanıp üzerime gelen yarışmacı oldu mu? Defalarca oldu ama yarışmanın da en bence şikayet etsek de tatlı kısmı bu. Hmm. Yani sabah akşam yemek yapıyorsa git evinde yemeğini yap. Ne derdin var televizyonun karşısında yemek yapıyorsun. Ondan da besleniyorduk açıkçası. Ben ben besleniyordum ne yalan söyleyeyim. O entrika, o kaos beni besliyordu. Hmm. Eğleniyordum yani.